Evet, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tartışmaya açık böyle eylemleri önce bir acaba gündem değişikliği mi diye seçimlere giderken ekonomi konuşulmasın, 12 şehidimiz var o konuşulmasın, PKK tekrar portladı. Diğer taraftan işte Suriye'de, Fırat'ın doğusunda çekirdek bir devlet kuruluyor. Yani Türkiye eve gidip Yunanistan'ın önünde tekrar söylemedik laf bırakmadınız, Yunanistan'ın ayağına gidiyorsunuz. Ve işte sizin topraklarınızda ve sizin tüm bilginizin dahilinde bir gazeteciyi kesip parçalayıp asit tankında erittikten sonra kaçıran bir ülkenin Suudi Arabistan'ın stadında Türkiye'nin Süper Kupası'nı oynatmaya dışişleri olarak, Türkiye'yi yöneten siyasiler olarak ses çıkarmıyorsunuz. Belki de siz oy gidilmesini istediniz. Yani sonuç itibariyle her yerde fiyasko, her yerde başarısızlık söz konusu. Bunun tabii ki gündem değiştirmek gibi bir anlamı olabilir ama ben iki türlü değerlendiriyorum daima. Bir Buyurun. yandan gündemi değiştirirlerken diğer yandan da başka konularda birkaç adım atmak, denemek, toplumu test etmek gibi bir düşünce olduğunu da kabul etmeliyiz. Yani sonuç itibariyle bu hükümetin kontrolünde yapılan bir yürüyüş bence. Yani TÜGVA'nın düzenliyor olması ve katılanlara baktığımda orada eski Genelkurmay Başkanı'nı da gördüm. Hiçbir yürüyüşte görmedik. Bir de tabii Filistinli meselesinde muhafazakarlara bir işte bakın biz boş durmuyoruz. Filistin içinde bir şeyler yapıyoruz demek. Yani birçok sebebi var ama sonuç itibariyle 21. yüzyılda çağdaş medeniyetler ülkesini hedeflemiş Atatürk'ün bize koyduğu o hedefte yürümesi gereken Türkiye ne yazık ki başka konuları tartışan ve hatta yolunu şaşıran bir Türkiye. Bu 2010 anayasasıyla iyice ortaya çıkmıştı 12 Eylül anayasasıyla. Nitekim 2010 12 Eylül anayasasından sonra Sayın Paşam da çok iyi bilir. Sayın Mütercimler aynı zamanda Türkiye'nin bu konuda en önemli uzmanlarından biridir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir tasfiye operasyonu denendi. Yani sürekli devletiyle uğraşan bir siyasi iktidar. Ve bugün geldiğimiz nokta nedir? Aynı Fetret döneminde olduğu gibi kurumları birbiriyle kavga eden bir ülke. Yani Türkiye'nin en önemli iki kurumu Yargıtay'la Anayasa Mahkemesi son dönemlerde bir kavgaya girdiler. Daha da önemlisi Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'nin aldığı son gerekçeli kararı da yerel mahkeme dinlemeyerek Atalay davasını tekrar Yargıtay'a gönderdi. Bunların her birisi hani bir, çok söylenen bir laf var. Türkiye bir felakete mi gidiyor? Türkiye bir felakete mi gidiyor? Felaket dediğiniz başımıza taş düşmesi değil. Bunların her birisi bana sorarsanız bu yüzyılda başlı başına bir felaket. Siz oturumu açarken zamlardan söz ederek açtınız. %58'lik zamlar. %58'lik zamlardan daha ilk günde, yılbaşının ilk gününde %65 enflasyon resmi rakamlara göre. ENAG'ın rakamlarına göre %105. Ve Türkiye'ye siz bir hedef koymuşsunuz. 2023 hedefleri diye bir hedef koymuşsunuz. O hedeflere göre Türkiye bugün kendi uçağını kendine yapıyor olması lazımdı. Türkiye'nin toplam milli geliri 2 trilyon dolara ulaşması lazımdı. Evet. Türkiye'de kişi başına gelir 25 milyar dolar olması lazımdı. Ve Türkiye'nin o vaatlere göre 500 milyar dolarlık ihracatı olması gerekirdi. Ama bugün rakamlara baktığımızda Türkiye'nin dış ticaret açığı son 2 yılda katlanmış ve 255 milyar dolar haline gelmiş. Ben toplantıya katılan iş Dış adamlarının ticaret deyince 100 yalancısıyım. milyar O dolar ya. toplantıda ekonomi bakanı göreve geldiğinde toplantıdaki iş insanlarına büyükelçilerin maaşını ödeyemeyecek hale gelmişiz diye bir beyanda da bulunmuş. Şimdi böyle bir Türkiye'de bu Türkiye'nin dertlerine, fakirine, fukarasına, ekonomisine çare bulmak gerekirken ki 20 senenin sonunda bildikleri bir şey olsaydı, bir çare bulabilecek olsalardı Türkiye'nin şimdi biraz önce saydığım o vaatlere ulaşılması gerekirdi. Yani yapabilecekleri hiçbir şey olmayan bir siyasi iktidarla, aciz bir iktidarla karşı karşıyayız. Yönetemeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Buna mukabil Türkiye'de
bize düşen muhalif siyasiler olarak Türkiye'yi yönetebileceğimizi çok iyi anlatmalıyız. Yani bir alternatif olarak Türkiye'nin önünde, milletin önünde bir umut, bir heyecan, bir çare olmalıyız. Bunu iyi anlatabilmeliyiz. Bunu geçen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu fırsatı kaçırdık çeşitli şekillerde. Şimdi önümüzde bir yerel seçimler var. Bu tür gösterilerin bir başka faydası siyasi iktidar için. Bu siyasi iktidar değerler üzerinden siyaseti icat etti. Yani eski devlet insanları, ben bir kısmına da beraber çalıştım, bir kısmına danışmanlık yaptım. Başbakanlık seviyesinde, Cumhurbaşkanları seviyesinde çok şey öğrendiğim Demirel gibi insanlarla oturup kalktım. Ama biz o zamanlar bir danışma olarak devleti, partisinin lehine ama devletin aleyhine bir proje götürdüğümüz zaman asla hiçbirisi kabul etmemiştir. Çünkü siyasetçi herkes olabilir ama devlet insanı herkes olamaz. Şimdi Türkiye'de aynı zamanda bütün alanlarda, biraz önce sanıyorum Erol Bey söylemişti üniversiteler meselesini, bütün alanlarda bir kahtı ricalle karşı karşıyayız. Bir insan yokluğu artık. Bu eğitim seviye, yani 20 yıldır eğitilen insanları düşündüğümüzde gelecek yılların daha da kısır hale getirebileceği endişesi var bende. Ama tabii bütün bu söylediğim negatif eleklere karşı son Suudi Arabistan Süper Kupa maçında gördüğümüz gibi Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü Atatürkçüler olmuş artık. Yani Atatürkçüler, bu hadiseler aynı zamanda Türk milletinin Atatürk'ü anlama, onu sadece törenlerde işte karga kovalayan, şunu yapan bunu yapan bir şahsiyet değil, özüyle anlamaya doğru bir değişim geçirdiği dönemden geçiyoruz. Çünkü bu ihtiyaç toplumu zorluyor ve bu milleti bu getirdiği yerden kimse geri götüremez. Sadece olan biten zaman kaybı olur, 12 Eylül öncesi yaşadığımız gibi büyük üzücü hadiseler olur. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Onun için iktidarın bu tür şeylerden oy toplama ya da başka niyetleri varsa hiç hayal kurmamasını tavsiye ederim. Peki. Yani Türk milletinin büyük çoğunluğu artık laik demokratik rejime alışmış ve asla onun nimetlerinden vazgeçmez diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ahmet Bey, birazdan geleceğim size çünkü bir video izleteceğim, onun üzerine yorum yapmanızı isteyeceğim ama Ankara'ya bir gideyim istiyorum. Ali Haydar Bey orada yalnız sıkılmasın, biz hep beraberiz burada. Ali Haydar Bey, tekrar merhaba. Evet. Merhabalar. Cumhuriyet